Hatta. Mesela 96 Kastamonu'da geçiyor. Güzel bir soru. Diyor ki, Risale-i Nur talebeli ehli necat olacaklar diyor. Çünkü iman hizmetiyle koştururken mantığı odur. İman hizmetiyle koştururken insanların imanı kurtulsun diye imanı kurtuluyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben gireli Avrupa'ya, Fransa'dan girdim. Kaç gün oldu? Bugün 20'ye yaklaşacak. Daha ne kadar kalacağım belli değil. Para kazan. Benim babam şu tutkarta geldi para kazanmaya. Ben para kazanmaya gelmedim. Türkiye'de veya sair yerlerde medrese, cami yapıldı, para toplamaya gelmedim. Niye geldi? Dersler yapmaya, insanların merakını uyandırmaya, ülfetini kırmaya, Risale-i Nur mana mertebesini göstermeye, Risale-i Nur'u daha okutturmaya, şeflerini uyandırmaya, değişiklik olmaya. Türkiye'den girdim. Bütün gece gündüzüm koşturuyorum. Bir ders için buradan Hollanda'ya, değil mi? Öyle mi gittik? Evet. Hollanda'ya. Nereden gittik Hollanda'ya? Mannheim'den. Mannheim'den direkt gitmedik mi? Düsseldorf'tan. Ha, Düsseldorf'a gittik. Düsseldorf'tan gittik. Aa, şimdi şey planlıyoruz. 400-500 kilometre Berlin. Nasıl yapacağım? Vücudumu deniyorum. Bakayım kaldıracak mı artık? Mesela ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun bunlar? İnsanların imanı kurtulsun diye koşmak sanki benim iyiliğim zannediliyor. Bir adammışım. Hayır. İnsanların imanını kurtarmaya koşarken imanım kurtuluyor. Allah peygamber diyorum. Allah peygamber diyorum. O arabada ne anlatacağım orada? Bir saat sonra dersim var. Bakıyorum. Allah peygamber. Allah peygamber. Allah peygamber. Yani iman hizmetini koşarken nur talebeleri imanları kurtuluyor diye anlatıyorum bunu. Yani Allah peygamber anlatacağım. Konusunu çalışıyor. Ben size gelmeden önce çalıştığımı göstermiyorum. Bak defteri yazdım da arkadaş ya. Buradan bak. Bunda da var. Bunda da notlar almışım. Ha? Yani bu sefer nur talebeleri niye imanla kabre giriyor? Çok misaller var da. Çünkü imansızlık acayip şaplı. Biz iman ceyranındayız. İmansızlığa karşı savaşıyoruz. Niye imanla gidiyor? Her an teyakkuzdayız. Uyanıyoruz. Yani gaflet olmuyor pek. Niye? Allah peygamber, Allah peygamber. Telefonda Allah peygamber. Gidiyorum Allah peygamber. Bunlarla. Bir de bunlarla mı uğraşıyoruz yani? Zındıkla bir de ehli bidayı. Şianla ehli bidayı yani. Bir de içimizdeki böyle saf trikler var aldanmış olan. Uyanması için belki uğraşıyoruz ama uyanır. Uyanmazsa takdir kadar onu da koyacak kenara. Yani şimdi bazılarına böyle geliyor da nasıl imanı mahfuz kalacak nur talebeleri? İman hizmet ettikleri için kardeşim. Değirmene giden unlanır ya. Motor tamirhanesi çalışan üstü yağ kokar arkadaş. Ektarcıya giden koku kokar değil mi? Kahveye giden içler iç sigara istersen içme. Sigara kokarsın. İman hizmeti hareketinde imanın kurtuluyor da ondan. Niçin söylüyordum? Niçin misal verdim bilmiyorum. Hadi bakalım. Abi herkes bir değil ama. Ha Kastamonu 96. Onu niye söylemiyorsun sorundu. Kastamonu 96 bir dil ile diyor. Bir dili var. Almanya'da bu kadar açık saçık vesaire. Sizin iman nasıl kurtulacak? Nasıl ehli necat olacaksınız? Onun için açıldı. Orada diyor ki nur talebeleri ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmette, iştinab-ı kebay sırrıyla bu şahs-ı maneviye giriyor. Evet günaha dalmış ama bir dil ile bu işlediği bu kadar gördüğü günahları mukabele edemez. Ama dahil olduğu şahs-ı manevi var. İslamiyet'e dahil oluyorsun. Peygamberimizin şahs-ı manevisine giriyorsun. Kur'an şahs-ı manevisine giriyorsun. İtikat imamlarına, itikat esaslarına giriyorsun. Dini cemaate de dahil oluyorsun manen. Bu sefer orada tesbihat işleniyor bütün hepsi, nur talebeleri. Ve bi talebete resail-i nur-u sadikin ya ilahena bi külli salati minna. Ve bir talebet resailin. Bak sen burada mücadele ederken, çalışırken veya sokakta bir aramla karşılaş, dikkat ediyorsun tabi uzak durmaya. Ama namazı da tesbihat yaptın mı şahs-ı manevi kuruluyor. Sen onlara, onlar da sana ediyor. Sen dolaşırken onlar tesbihatta. Onlar iş yaparken sen tesbihatta oluyorsun. Onun takva kalesine gönderiyorsun. Onlar da senin takva kalene gelince hep manen dua. Bir dil ile binlerce dil ile mukabele ediyorsun. İstiğfar edemiyorsun. Onun için ehli cennet olacaklar. İmanla girecekler. Bak bir günah nasıl temizleniyor? Yani adam diyor ki benim yaptığım diyor hata nasıl düzeniyor? Cemaatin şahsı manevisi düzeltiyor işte. Koy kefeye bir tane 99 tane iyilik geliyor. Tak diye onu bloke ediyor. Muvazeni amal var 13. lemada. Hasenat seyyat iyilik kötülük muvazen edilecek.
Hangisi galip söyle mi şey yapacaksın? Cemaata dahil olmak nasıl ki hasenatını getiriyor sana? Peygamber aleyhissalatü vesselamın salavat getirmek, tesbihat yapmak ki doğrudan doğruya tariki bir şeydir, risaledir. Onun şahs manesine girdin, otomatik olarak onun şahsiyet manesine sana geliyor. Yaptığın hatalar da düzeltiliyor işte, düzeliyor. Nasıl düzeliyor? Sevaplar çok artıyor. Cemaate dahil olduğu an şahıs bitiyor, cemaat oluyor. Evet. Bir bütün oluyor yani. Bütün oluyor. Yani o artık bilmediği şeylerden artık müberra gibi bir şey oluyor. Tabii tabii müberra canım, hesap yok. Artık şimdi namazdan çıktı Bülent. İmamdan çıktı. Selamünaleyküm. Haşim Meydan'da diyecekler, sen zam-ı sıra bilmiyordun, o dahil oldun, namazın olmadı. Diyecekler mi? Yok. Bak, biz mi, melek günah mı işledi, bizim adımıza bak tövbe ediyor.